Burak Bey burayı biliyor mu? Hangi Burak Bey? Mazhar oğlu. Yok anne, nereden çıkardın? Biz gelirken arabasıyla gördüm de onu. Bizi görünce gitti gibi geldi bana. Anne bence karıştırdın ya. Evet evet Emel Hanım, bence de. Siz benzettiniz. Doğrudur. Benzetmiş olabilirim. Aslı, sen yine de Şükran teyzenin Burak Bey konusundaki uyarılarını lütfen ciddiye al, olur mu yavrum? Anne, şimdi söylenecek şey mi bu? Emel teyzeciğim, nasıl buldunuz pastanemizi? Beğendiniz mi? Çok beğendim yavrum, çok güzel olmuş. Abini göremedim, durmuyor mu pastanede? Ha, o şey, abim kendi işine devam ediyor. İyi. Çok iyi yaptınız Gonca burayı açmakla. Aslı için de çok iyi oldu, değil mi yavrum? Evet anneciğim. Aslı da bizim en büyük şansımız. Bütün işleri hep o alıyor. Son bir düğün pastası çiziyordun. Ne oldu o? Anne, teklif gönderdik. Cevap bekliyoruz. İnşallah alırsınız. İnşallah anneciğim. İnşallah. Ya hadi yesenize. Limonata da çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Geldim baba. Ne zaman döndün? Yeni döndüm. Ya beni içeri almayacak mısın? Gel tabii. Tatilin nasıl geçti? Çok iyiydi. Muhteşem yerler gördüm. Belki önümüzdeki sene oralara birlikte gideriz ha, ne dersin? Sen nasılsın? Seni çok merak ettim kızım. Eminim bu son olaylardan sonra moralin iyice bozulmuştur. Hangi olaylar? İşte yani annenin o adamla evlenmesi falan ya. Ben neden huzursuz olayım ki? Annemin mutlu olmasını çok istiyorum ben. Sinan abi çok iyi bir adam. Annemi de çok seviyor. Sağ olsun beni de öz kızı gibi görüyor. Senin baban benim Çağla. Başka bir adamın sana babalık etmesine gerek yok. Evet baba. Kimliğimde adın yazıyor fakat hayatımda yoksun. Ben seni aylardır görmedim. Onu bırak, telefonda bile konuşmadık seninle. Çok haklısın kızım. Ama artık döndüm işte. Birlikte daha uzun zaman geçirebiliriz. Bak kızım, eğer annenin yanında rahat edemezsen, kapım sana sonuna kadar açık. Sağ ol. Ben annemle gayet mutluyum. Daha da mutlu olacağımıza inanıyorum hatta. Peki, sen bilirsin. Benim acil bir işim var. Hazırlanıp çıkmam gerekiyor baba. Peki, ben kalkayım o zaman. Hoşça kal kızım. Görüşürüz. Görüşürüz. Çabuk. Tamam, görüşelim. Ben yeri ve saati sana bildiririm. Tamam Oktay Bey, sizden haber bekliyorum. Tamam, görüşürüz.
Aslım, biz kalkalım artık. Tamam madem. Halil abi, gerek yok. Aslı lütfen. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkürler. Yavrum, kendine dikkat et. Sen de dikkat et anneciğim. Hayırlı olsun Aslı. Sağ ol Halil abi. Emel teyzeciğim. Canım. Hadi bakalım. Hadi çok... kendinize dikkat edin. Çok sağ olun. Az kalsın yakalanıyorduk Gonca ya. Gerçekten Aslı, sorma ya. Ne demişler? Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Üç. Yok. Aslı dur, üçü söyleme lütfen. Neyse, Burak'ı arayayım da annemin gittiğini haber vereyim. Ben de ne yapayım, şu maile bakayım o zaman. Evet, bak bak. Alo aşkım, annemler gitti. Tamam. Mail gelmiş, mail gelmiş. İşe almışız. Ya inanmıyorum. İşe almışız. Oli, işe almışız kanka. Kanka bak nasıl seviniyor ya. Yemin ediyorum milyonlarım var. Yani üç kuruşluk iş için nasıl seviniyor? Adam adam. Ya kanka ne demek ya, her zaman. Aşkım. Aşkım, sevgiler. Sağ ol canım. Bu arada annemizi görmüş mü? Ay görmüş. Burak Bey pastaneyi biliyor mu diye sordu bana. Hadi ya. Sen ne dedin peki? Ne diyeceğim Burak? Artık daha fazla dikkatli olmamız lazım. Ya baksana, anne bana haber vermeden çat diye pastaneye geldi. Az kalsın yakalanıyorduk. Telefonda yakalandığım yetmiyormuş gibi bir de bizi burada görecekti. Aşkım bak, gel beni dinle. Bir an önce ailelerimizle konuşalım. Konuşacağım. Merhaba, hoş geldiniz. Kapıda açıldı. Volkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Volkan. Hey Çağla'cığım, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Çağla'cığım gel, ben sana odanı göstereyim. Aşkım, hala burada yaşayacağınıza inanamıyorum, biliyor musun? Ben de. Eda, o nerede? Okulda daha gelmedi. Bakalım ne tepki verecek? Bence beklediğimiz kadar kötü geçmeyecek. Umarım. Gel. Harika olmuş. Beğenmene sevindim. Resmen aynı evde yaşayacağız. İnanabiliyor musun? Bakalım seninle yaşamak nasıl olacak? İlginç ve eğlenceli. Bence de. Bir süredir sesin çıkmıyor. Bunun arkasında ne var? Yani yine aklından neler geçiyor Çağla? Hiçbir şey. Benden artık bir şey de istemiyorsun. Yoksa Burak'tan vaz mı geçtin? Olabilir. Buna hayatta inanmam. Sen bilirsin sevgili abicim. Neyse, benim artık üstümü değiştirmem gerekiyor. Tamam, ben çıkıyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa haber verirsin. Tamam, görüşürüz. Neler yapacağımı bir bilse. Eda'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Elçin Hanım'la Çağla geldi. Eda, biz seninle ne konuştuk? Tamam abi. Ben odama çıkıyorum. Önce gel bir merhaba diyelim.
Hoş geldin Eda'cığım. Hoş bulduk babacığım. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Eda'cığım. Ben odama gidip bir üzerimi değiştireyim. Tamam kızım. Birazdan yemek hazır olur. Hep birlikte olalım. Tamam babacığım. Ben hoş geldiniz demesini bile beklemiyordum açıkçası. Çok mutlu oldum. Alışmaya başlıyor. Başak Keskin ben. Cengiz Bey yönlendirdi. Ah, memnun oldum. Buyurun, oturun lütfen. Teşekkür ederim. Ben sizi tanıyorum fakat sanırım siz beni çıkartamadınız. Kusura bakmayın lütfen. Sinan Masaroğlu'nun eski karısıyım ben. Öyle mi? Evet. Oktay Bey, ben lafı fazla uzatmayacağım. Hisselerinizi satın almak istiyorum. Nedenini tahmin edebiliyorum ama yine de sorayım. Neden benim hisselerim? Tahmin ettiğiniz özel sebeplerden dolayı değil. Tamamen maddi. Benim için önemli olan anlaşabilmemiz. Ben anlaşacağımızdan eminim. Ben de. Demek kapıştığı kişi Gani'ymiş. Nedenini öğrenebildin mi? Partide mi başlamış? Peki Çağla ile ilgisi ne bunun? Tamam. Tamam anladım. Anladım. Ha evet evet, fotoğraflar elime geçti. Demek hala birlikteler. Yalnız bak biliyorsun, bu olay hiç kimse tarafından bilinmemeli ve duyulmamalı. Tamam mı? Sadece ikimiz. Ben seni daha sonra arayacağım yine. Burak. Oğlum ne yapıyorsun burada? Aynı soruyu ben de sana soracaktım baba. Sen böyle gizli gizli kiminle konuşuyorsun? Gizli mi? Ne gizlisi oğlum? İş görüşmesi yapıyorum. Baba. Az önce ne dediğini duydum. Hangi meselenin gizli kalması çok önemli? Ben de öğrenebilir miyim? Ya işte önümüzdeki günlerde çok önemli bir ihaleye gireceğim. Onunla ilgili şimdiden alttan alta bir takım çalışmalarda bulunuyorum. Görüşmeler yapıyorum. Sanki gizli kapaklı bir şeyler yapıyormuşsun gibime geldi ama. Evet ama bak annen yüzünden. Biliyorsun ben bir ihaleye girdiğim zaman kadın hemen böyle bir savaşa giriyormuşuz gibi davranıyor. O yüzden ben de her şeyi olabildiğince ondan gizli yapmaya çalışıyorum. Hepsi bu. Öyle davranıyor değil mi? Evet. Ruhu telaşlı. Yani yapacak bir şey yok. Sen işte biraz daha tecrübe kazan. Ben sana her şeyi anlatacağım. Ama biraz zamana ihtiyaç var bunun için. Ama bak benim şüphelerim tam olarak geçmedi. Söyleyeyim. Annemi aldatmıyorsun değil mi? Ya Burak, babanla dalga mı geçiyorsun oğlum sen? Yok baba, alakası yok ya. Seni kerata seni. Hadi bakalım. Ben bir hazırlanayım. Görüşürüz. Geldin mi kuzum? Ben bir tatlı servis yapıp geliyorum. Tamam anneciğim. Bekliyorum ben seni. Aşk olsun Aslı. Hani söz vermiştin? Dikkatli olacaktınız kızım. Ya Şükran abla, annemin çat kapı hastaneye geleceğini nereden bileyim? Burası bizim gizli sığınağımız gibiydi. Orada yakalanma riskini hiç göz önünde bulundurmadım ben. Sen nereden biliyorsun? Annem mi söyledi? Halil abin söyledi. Annem bana söylemediğine göre pek üstünde durmamış demek ki. Ama Aslıcığım bak bu böyle olmaz. Bir an evvel annenle konuşmalısın. Yakalandıktan sonra itiraf etmek zorunda kalırsan çok kötü olur. Biliyorum Şükran abla. Ya
söz veriyorum konuşacağım annemle. Şimdi güzel bir düğün organizasyonu aldım, pasta yapacağım. Böyle birkaç tane daha yüklü miktarda sipariş alırsam para biriktirmiş olacağım. Anneme her şeyi anlatacağım. O zaman Emel öğrendiği zaman hızla taşınabilirsiniz diye, değil mi? Aynen. Vallahi sayenizde kendimi ajan gibi hissediyorum. Ama ne yapalım? Yok yere yakalanmanızdansa bir süre ajanlığa devam edeceğiz. En azından sen annene açılana kadar. Sağ ol Şükran abla. Teşekkür ederim. Yemekler bir harikaydı Meral Hanım. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim efendim. Aslı nasıl? Okul nasıl gidiyor bakalım? Çok iyi, çok mutlu. Henüz daha bir hafta oldu ama çok memnun. Size nasıl teşekkür edeceğiz bilmiyoruz Nihat Bey. Valla bana teşekkür etmenin en iyi yolu onun okuldan mezun olması. Yani diplomasını bir alsın da. İnşallah o günleri de göreceğiz. Ha bu arada Emel Hanım. Yani Aslı şöyle okulu bir yoluna falan soksun. Ondan sonra eğer isterse tabii. Yani part time olarak bizim şirketlerden birinde çalışmaya başlayabilir. Aslı aynı zamanda çalışmayı da çok seviyor, öyle değil mi? Evet, çok sever. Okullar açılmadan önce Aslı çalışmaya başladı aslında. Bir arkadaşı pastane açtı, oraya gidip geliyor. Vallahi bravo yani bu kıza. Yani ne yalan söyleyeyim, eğer ben bunu bilseydim bizim Sinan'ın pastasını onlara yaptırırdık. Yani başka biri para kazanacağına düşün, Aslı para kazanırdı, öyle değil mi? Ay yok artık Nihat, daha neler. Ya, Emel yanlış anlama yani. Çünkü düğün pastası dediğin profesyonellik gerektiren bir şey. O açıdan söylüyorum yani. Ama Selda'cığım onlar da zaten bir dükkan açtıklarına göre pastanede mutlaka profesyonelce yapıyorlar bu işi, değil mi? Estağfurullah efendim. Zaten kısmet olmayacakmış. İzninizle. Selda niye böyle davranıyorsun? Ay kötü bir şey söylemiyorum ki Nihat. Yani... Doğruyu söylüyorum ben. Gerçekten düğün pastası demek profesyonellik isteyen bir şey diyorum yani. Artık çoluk çocuğun yaptığı pastayla yani. Her dediğimde batsın sana Nihat. Anne. Ne oldu? Yok bir şey, çocuğum ne olsun ki? Emel. Yok diyorum. Yani yorgunum herhalde bugün onun için. Tatlı yiyince geçer. Anne doğru söyle. Tabii yavrum. Tatlı yer misin? Yerim. Girebilir miyim? Tabii baba, gelsene. Eda'cığım, bundan sonra ılımlı davranacağına söz verdin ama... düğünle ilgili bir şey söylemedin. Geleceksin değil mi? Baba... ben elimden geldiği kadar uyumlu davranmaya çalışıyorum. Düğüne de geleceğim. Ama ancak nikah saatine doğru. Ondan öncesinde gelemem. Bak kızım. Yani ısrar etmek istemem ama... bizimle birlikte mekana gelirsen... beni çok mutlu edersin. Biliyorum. Ama elimden bu kadarı geliyor. O da senin mutluluğuna gölge düşürmemek için. Anlatmayacak mısın Emel? Ya anlatacağım Şükran. Kız üzülmesin diye söylemedim. Ya bilmiyorum. Bu Selda Hanım sanırım Aslı'da hiç haz etmiyor. Ya düşünüyorum bir neden de bulamıyorum. Niye? Ne oldu ki? Şimdi ben tatlı servisi yapmaya gittim ya.
Nihat Bey Aslı isterse okuldan sonra part time çalışabilir dedi. Ben de Aslım zaten bir pastanede çalışıyor dedim. Ne var bunda? Ya bunda bir şey yok. Sonra Nihat Bey, bilseydik Aslı'nın pastanede çalıştığını, bizim Sinan'ın düğün pastasını ona sipariş ederdik dedi. Hay. Bunun üzerine olanlar oldu. Bunun üzerine Selda Hanım, Aslı bunu beceremez çünkü bu profesyonellik gerektiren bir iş dedi. Aslı zaten profesyonel. Yani onun daha önce pastanede çalıştığını ve çok güzel pasta yaptığını Selda Hanım da Nihat Bey de biliyor. Hı, işte ben de bunu diyorum. Yani anlamıyorum. Selda Hanım bunu bildiği halde neden Aslı'ma böyle davranıyor? Aman. Boş ver Emel'cim ya. Sıkma canını. Ya Selda Hanım'ı biliyorsun işte. Biliyorum. Galiba Selda Hanım'ın Aslı ile ilgili hiç fikri değişmeyecek. Gerçi sağ olsunlar bize evlerini açtılar. Galiba en iyisi duymamak. Ha şöyle. Evet. Hadi. Hazırsan birlikte çıkalım ha? Tamam canım. Ben şu önlüğü çamaşır odasına bırakıp geliyorum. Tamam canım. Ah arkadaşım ah. Seni çok zor günler bekliyor. Selda Hanım ortada bir şey yokken daha Aslı'ya böyle davranıyorsa, aralarındaki ilişkiyi öğrenince kim bilir neler olur. Babam da demez mi? Pastanede çalıştığını bilseydim Sinanların düğün pastasının siparişini Aslı'ya verirdim diye. Vallahi senin dolaylı olarak da olsa Çağla için pasta yaptığını düşünemiyorum. Yoksa sırf kafasına geçirmek için yapmak ister miydin aşkım? Ha ha ha. Çok komik Burak. Bence ben sana özel bir pasta yapayım. O pastayı da kafandan aşağı atayım. Ha, ödeşelim diyorsun yani. Olur. Ben senin elinden zehir bile olsa yerim. Bu arada o pastayı sen bana atmadın Burak'cığım. Benim elimden fırladı, kafama düştü. Nasıl unuturum? O gün hayatımın aşkı ile karşılaştım. Ha, bu arada baban iyi ki benden böyle bir şey istemedi. Bu kadar ince bir düşünceyi reddetmek zorunda kalırdım. Bu arada bedavadan Çağla'ya tasarımımı vermek bana yetti. Ona başka bir kıyak daha... Aşkım, annem sesleniyor. Kapatmam lazım. Aşkım, ne yapıyorsun? İyiyim canım, hazırlanıyordum. Çıkacağım şimdi. Tamam, birlikte çıkalım. Ben seni pastaneye bırakayım. Oradan da zaten amcamın yanına geçeceğim. Damadı büyük günü hazırlıyoruz. Sen çok hazırlanma ama. Kıskanç sevgilim benim. Sen sanki hiç kıskanç değilsin. Ya tamam, tamam. O zaman ben çıkıyorum. Her zamanki yerde buluşuyoruz, tamam mı? Tamam canım, ben de çıkıyorum. Görüşürüz. Elçin'cim, ben çıkıyorum. Geliyorum oraya canım. Tamam, artık orada görüşürüz. Bay bay. Halil. Çıkalım biz. Tabii Selda Hanım. Oğlum. Ben Elçin'e yardımcı olmak için gidiyorum şimdi, nikah yardımı için. Tamamdır anne. Siz de geç kalmayın, tamam mı canım? Tamam anne, görüşürüz. Hadi canım.
Ay. Ay Halil, takıyı unutmuşum. Hadi geri dönelim. Peki Selda Hanım. Dur arabayı Halil. Ay inanmıyorum. Kızın, Burak'ın arabasının işi ne? Efendim anne. O kızın senin arabanda işi ne oğlum? Aslı'dan mı bahsediyorsun? Ay evet. Evden çıkarken karşılaştık. Gideceği yer yolumun üzerindeydi. Ay Burak, inanamıyorum ben sana. Yani sen Aşçı'nın kızına şoförlük mü yapıyorsun oğlum? Yakışıyor mu sana? Yani gerçekten inanamıyorum sana. İnanamıyorum. Anne, abartma. Bak Burak, bana doğruyu söyle. O kızdan aranda bir şey var mı? Eğer varsa, bak eğer varsa bir dakika tutmam onları anne kız evde, bil. Anne, kapatıyorum. Bu konuyu sonra konuşuruz. Ben sana söyledim Burak. Annem beni hiçbir zaman kabul etmeyecek. Boşuna uğraşma. Olacak şey değil yani. Olacak şey değil. Benim oğlum gitmiş... Aşçı'nın kızına şoförlük yapıyor. Tabii bu kadarla kalsa iyi yani. Ama yok, ben buna göz yumamam. Artık bugünden itibaren bu evden gidiyorlar. Bu kadar. Buraya kadar. Bak, her geçen gün aleyhimize işliyor. Çoktan konuşmalıydık. Sen ne dersen de ben ailemle konuşacağım Aslı. Amcamın nikahı biter bitmez bu akşam. Artık ben de çok yoruldum. Ne olacaksa olsun. Hem en kötü ne olabilir ki ya? Bizi birbirimizden zorla ayıracak değiller ya. Sizi bu evden gönderemezler. Sizi gönderirlerse ben de durmam bu evde. Durmayıp ne yapacaksın? Size gelirim. İçki üveysi olarak. Kabul etmez misiniz beni? Hem annen iyi bir kadın. Bence acır benim halime. Tabii tabii. Ya bir de ilişkimizi öğrendiğinde bir gör onu sen. Ya annem iyidir hoştur ama tersi fenadır. E olmadı, kaçarız ya. Ne yapalım? Gelmez misin benimle? Ben seninle dünyanın öbür ucuna bile gelirim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İkimiz için de çok karlı bir anlaşma oldu. Katılıyorum. Eski eşlerimize büyük sürpriz olacak. Eminim bunu öğrenince çok şaşıracaklar. Evet. Özellikle de Elçin. Biz çıkıyoruz. Tamam abicim. Eda'cığım, bizimle gelmeyeceğine eminsin değil mi? Bak, otelde de hazırlanabilirdin. Yok babacığım. Ben burada hazırlanıp doğrudan düğüne geçeceğim. Tamam kızım, bak ısrar etmiyorum. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Aşkım, bugün yanında kalıp sana yardımcı olmayı çok isterdim. Ama gitmek zorundayım biliyorsun. Biliyorum. Bugün için bol şans. Altından başarıyla kalkacağına eminim. Çok teşekkür ederim aşkım. Bu arada annemin söylediklerine sakın kafanı takma. Kendini üzme. Tamam mı tanem? Tamam canım. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Aslı da
geldi. Hayatım ben çıkıyorum, şu arabayı ayarlayıp hemen geleceğim. Bak Erdem, geç kalma lütfen, tamam mı? He tamam tamam, hadi. Aslı, ben gece hiç uyuyamadım. Heyecandan. Sen ne durumlar, nasılsın? Buran annesi bizi yakaladı. Efendim? Nasıl yani? Buran arabasına binerken gördü beni. İnanmıyorum ya, tam da gününde. Kızdı mı peki çok? Kızmak ne kelime, delirdi. Hemen Burak'ı aradı zaten. Senin o kıza ne işin var diye bağırdı. Şok olmuştur kadın Aslı. Eğer aranızda bir şey varsa onları bir dakika bile bu evde tutmam dedi. Tutmaz gerçekten de. Ne yapacaksınız peki? Bir an önce çıkmanız lazım o evden. Burak'a her şeyi anlatacağım. Ne olursa olsun her şeyi söyleyeceğim dedi. Aferin be. Aynen öyle Aslı. Konuşun artık ya. Daha ne kadar saklayacaksınız? Ya ne güzel, işlerimiz de iyi gidiyor. Buluruz size bir ev. Erdem bana avans verirdi mi? Canım benim, tabii ki verir. Zaten bu işleri almamızın sebebi sensin. Sen olmasaydın alamazsın ki. Şu büyük işi atlatalım. Ödememizi alalım. Ondan sonra hemen size bir ev buluruz, taşırız sizi Aslı. İnşallah Gonca. Yani bu iş bizim için çok önemli. Beğenirler değil mi? Ya sen deli misin? Tabii ki çok beğenecekler. Oraya bir gidelim. Sunumumuzu bir yapalım. Ayrıca biliyor musun? Erdem ufak broşürlerden bastırdı. Oraya da bırakırız. Emin ol, oradan bir sürü müşteri toplayacağız. Aa, çok iyi düşünmüşsünüz. Ayrıca var ya, şu beyaz gömlek, siyah etek falan da iyi oldu. Çok resmi duruyor. Bu bizim ilk büyük işimiz. Merak etme canım arkadaşım, daha çok iyileri olacak. İnşallah Gonca. Neyse ben şu hazırlıklara bakayım. Anneciğim gerçekten çok güzel oldun. Canım benim, sen de çok güzelsin. Çağla, ya ben evleneceğime inanamıyorum hala. Birazdan evet derken inanırsın. Elçinci. Selda'cığım hoş geldin. Canım. Ay, ay, ay. Ay bu ne güzellik böyle, ne kadar yakışmış sana. Teşekkür ederim. Ay Çağla'cığım sen de çok güzel olmuşsun. Teşekkürler. Biraz heyecan var tabii değil mi? Normal artık. Gerçekten şu ana kadar bir şey yoktu. Ama çok heyecanlı ve çok gerginim ben. Sen asıl Sinan'ı gör. Buraya gelmeden önce damat odasına uğradım. Sinan. Onlar da Volkan'la mı birlikte? Evet canım. Burak da gelecek. Eda neden sizinle gelmedi? Yani Çağla da ben de davet ettik ama kabul etmedi. Evde hazırlanacakmış. Hayatım hiç önemi yok. Zaten düğüne geliyor sonuçta. Bak aranızdaki buzlar da erimeye başladı. Umarım Selda'cığım, umarım. Yani bunun için ben de elimden geleni yapacağım. Göreceksin hayatım. Çok mutlu bir aile olacaksınız. İnşallah. Canım benim, canım. Bu bizden sana küçük bir armağan. Selda'cığım çok teşekkür ederim. Ne gerek vardı? Pardon. Belki düğünde takmak istersin. Bayıldım Selda'cığım, bayıldım. Ne kadar incesiniz. Çok teşekkür ederim. Anneciğim gerçekten çok kibar. Kesinlikle takmalısın. Kesinlikle. Canım benim, ben o zaman gidiyorum. Şu kıyafetlerimi değiştireyim, bir o kaldı. Tamam canım, görüşürüz. Hadi hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi canım. Gel buraya. Çok heyecanlıyım. Hadi takalım. Hadi. Evet, araba hazır. Siz hazır mısınız kızlar? Hazırız biz de. Gonca bir şey unutmadık değil mi? Kontrol ettin mi? Aslıcığım, her şeyi 72 kere kontrol ettik. Daha ne kadar kontrol edeceğiz? Ay çok heyecanlıyım ben ya. Defne, bir şey diyeceğim. Pastane sana emanet ha. Tamam, siz hiç merak etmeyin. Tamam. Sen de burada kal istersen Erdem. Şimdi ne alakası var Aslı? Kıskanıyor, çok alakası. Baba, nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlıyım Volkan. Yeni bir hayat adım atıyorsun. Büyük gün, normaldir. Doğru. Amca. Burak, hoş geldin oğlum.
Kuzen, geç kaldın. Anca kuzen, özel hazırlandım. Maşallah. Amca, yani gerçekten olduğundan daha genç duruyorsun ha. Ya abartıyorsun Burak ya. Tamam, ben de fena sayılmam ama... Baba harbiden bize taş çıkartırsın. Evet amca. Ya sen bekar olduğun için mi bu kadar genç duruyorsun acaba? Belki birkaç yıl sonra yaşlanırsın. Ya iyice maskara ettiniz ha. Oğlum, sizi de göreceğiz, merak etmeyin. İnşallah amcacığım. O günleri de görürüz. İnşallah mı? Ya sen bunu şakasını bile yaptırmazdın. Hayrola Burak? Yani hepimiz bir gün evleneceğiz. Her bekar bunu tadacak. Bak sen. Hadi hayırlısı. Merhabalar, biz Gonca Pastanesi'nden geliyoruz. Hoş geldiniz. Törenimiz bu salonda yapılacak. Sunumu da bu tarafta hazırlarsınız diye düşündük. Tabii sizin için de uygunsa. Tabii tabii, uygun. Tamam öyleyse. Bir ihtiyacınız olursa haber verirsiniz. Tamam. Ya mekan çok güzelmiş gerçekten. Evet, ben de çok beğendim. Efendim canım. Ne yaptınız canım? Şimdi geldik. Sunum için hazırlık yapacağız. Kolay gelsin canım. Seni merak ettiğim için aradım. İşim biter bitmez bana haber ver. Olur mu? Tamam aşkım, merak etme. Görüşürüz. Burak, çok yakışıklı olmuşsun. Bugün sorun istemiyorum Çağla. Artık selam da mı veremeyeceğiz birbirimize? Yani her seferinde başıma bir iş açtığını düşünürse bence vermesek daha iyi olur. Efendim, Gani'cim. Ne oldu kuzen? Bak bu Çağla bir gün benim elimde kalacak. Gani'den ne kadar nefret ettiğimi bilmesine rağmen bana nispet yapar gibi bir de onunla konuş. Ya, düğüne çağırmadı herhalde değil mi? Eğer öyle bir şey yaptıysa kimseyi dinlemem. İkisine de gerekeni yaparım Volkan. Tamam, sen sakin ol. Ben hallederim. Tamam, geldiğinde ara. Görüşürüz. Çağla, sen ne yaptın zannediyorsun? Ne yapıyormuşum? Gani'yi düğüne çağırmadın herhalde değil mi? İstediğim arkadaşımı düğüne çağırabilirim herhalde değil mi? Çağla. Tamam peki, usta duracağına söz verdi. Onu hemen ara, buraya gelmesin. Bak Burak çok sinirli, olacaklardan ben sorumlu değilim. Artık çok geç. Gelme diyemem. Yine aklından neler geçiyor bilmiyorum ama bunun sonunda sen zararlı çıkacaksın. Sen öyle san. Efendim. Alo Sinan. Kiminle görüşüyorum? Çocuklarının annesiyle. Başak. Ne istiyorsun benden? Sadece tebrik etmek için aradım. Başak, sen beni ne tebrik etmek için ne de başka bir şey için sakın arama. Sinirlenme. Yeni gelinimize iyi dileklerimi ilet lütfen. Aa, bu arada Oktay'ın da size selamı var. Az önce birlikteydik. Ya senin Oktay'la ne ilişkin var ha? İş ilişkisi diyelim. Oktay, Melt Kozmetik'teki hisselerini satıyordu. Yabancıya gitmesin diye ben aldım. Ne yaptın? Sana şöyle özetleyeyim. Sevgili karının yeni ortağı artık benim. Ona bu güzel haberi sen vermek istersin diye düşündüm. Bunu yapmış olamazsın. Ay Sinancığım, neyse ben seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. Siz balayından döndükten sonra zaten bol bol görüşeceğiz. Hoşça kal. Başak. Kahretsin.
Çok güzelsin. Karım olacağına hala inanamıyorum, biliyor musun? Ne kadar şanslıyım. Ben de. Hayatım, canını sıkan bir şey mi var? Yok. Sadece biraz heyecanlıyım, o kadar. Ben de. O zaman ne duruyoruz? Hadi gidip eğlenelim. Hadi. Aslı, çok güzel oldum. Harika olmuş. Tam istediğim gibi. Gel. Selda teyzeciğim, Aslı'yı tanıyorsunuz herhalde, değil mi? Evet. Aslı, Volkan'ın kız arkadaşı. Volkan'ın kız arkadaşı mı? Evet. Aa, şaşırdım. Ne zaman oldu bu? Volkan uzun zaman gizemli sevgilisini hepimizden saklamayı başardı. Fakat biz de yeni tanıştık zaten. Aslı aynı zamanda sizin aşçınızın da kızı. Öyle değil mi? Öyle. Volkan'ı size gidip gelirken tavladı herhalde. Volkan'cığım, biraz sen anlatsana. Nasıl tanıştınız mesela? Çağla, yeter. Benim sevgilim.